Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Güzel bir haberle karşınızdayım. Devlet, polis, Mehmetçik, şehit düşmanı hakimin karşısına elleri cebinde adeta devleti tanımıyorum dercesine çıkan Kanas Canı'nın 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası onandı. Silivri şu önde, şu önde bak. Artık silo çalar, sen söylersin. Yalnız buradan yetkilileri uyarıyorum. Daha önce Canan Kaftancıoğlu hakkında en çok video yapan, onun gerçek kimliğini en çok dillendiren, yazan, çizen kişilerden birisiyim. Sizler de bilirsiniz bizi izleyenler. O yüzden bir bilirkişi olarak devlet yetkililerine sesleniyorum. Bakın, elinizi çabuk tutun. Sonra daha kaçtı dersiniz. Ben orada biliyorum, onun arkadaşları var. Nereden biliyorsun? Araştırdığın zaman görüyorsun. Mesela Sakine Cansız. Bir PKK'lı, onu nasıl koruyup kolladığını, nasıl bir dostluğu olduğunu tweetlerinde belli ediyordu. Sakine Cansız öyle sıradan bir PKK'lı da değil ha. PKK'nın kurucular arasında olan ve aktif olarak kurucular arasında kalan tek kadın. Onu nasıl korumaya çalıştığını aktarmıştık. Böyle birisi. O yüzden lütfen elinizi çabuk tutun. Tabi Canan Kaftancıoğlu'nun duruşmalarından sonra ki o süreci sizlere detaylı aktarmıştım. İstinaf Mahkemesi'ne başvurup reddedilmesi ve ardından cezasının onanmış hale gelmesinin ardından 3 vakte kadar evet Kemal Kılıçdaroğlu'na yol görüldü. Biliyorsunuz daha önce adalet yürüyüşleri yapmıştı. Ne diye? Adalet istiyoruz diye. Kimler için? FETÖ'cü Enis Berberoğlu ve yanında kol kola gezdiği o HDP'ler, PKK'nın siyasi uzantısı, APO'nun bizzat kurduğu, kurucusu olduğu Selahattin Demirtaş'ın bizzat açıklaması biliyorsunuz. Onlarla beraber teröristleri artık korumak için mi desem? Şimdi de artık bir başka PKK sempatizanı korumak için yollara düşebilir herhalde. Bakın, burada öyle şu tweet attı, bu tweet attı, şunu yazdı, şu açıklama yaptı falan bunlara girmeyeceğim. Binlerce kez aktardık. Binlerce. Bizi eskiden beri takip edenler bilir. Dilim de tüy bitti. 1000 kez aktardık. Ki bu süreçte yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ama bir şeye değinmek istiyorum. Zaten yine şöyle kısa videolar, böyle kolajlar sizlere aktaracağım. Hani yeni izleyenler, Canan Kaftancıoğlu'nu tanımayanlar için Sakine Cansız'ı aktardık ama belki yetmeyebilir. Çünkü o kadar HDP'li iç içe girmiş ki bu CHP'liler. Daha diğer dosyalarını da aktarmamız gerekir. Ama şunu söyleyeyim. Hani Atatürk'le ilgili herhangi bir en ufak bir şey olduğu zaman tüyleri diken diken oluyor. Efendim hemen hop oturup hop kalkıyorlar. Bu Canan Kaftancıoğlu Atatürk'le ilgili Atatürk askerleri denmesine karşı çıkan birisi. Gerçi Melih kardeş buna neden şaşırıyorsun? Doğru. HDP'liler Atatürk'ün itleri dediği halde kol kola girmişlerdi. Yani bunların derdi bu değil. Öyle olsa Ermeni soykırımı vardır diyen birisi. Sözde Ermeni soykırımı için Canan Kaftancıoğlu. Ama görmemek için o kadar çok çırpınıyorlar ki o kadar çok. Şunları konuşmaya kalksan kaçarlar. Burada bile şuraya kadar dayanabilecek var mıdır bilmiyorum. Hani izleyip de. Varsa iyi dayanmış. İzlesin de en azından gerçekleri görsünler. Evet. Şimdi önce şöyle yapalım. Süleyman Soylu'nun dört duvar açıklaması var biliyorsunuz. Bu PKK sempatizanları, PKK'ya destek olanlarla ilgili. Onu sizlere bir aktarmak istiyorum. Ardından şöyle bir kolaj halinde Canan Kaftancıoğlu'nun hani benim partimin politikaları dediği tweetlerinden şöyle. Kısaca o kadar uzun var ki o kadar çok aktarabiliriz ki. İslam'ı dalga geçen bu milletin değerleriyle dalga geçen birisi olduğu o kadar çok var. Ama şöyle kısaca bir videoya sığacak şekilde bir kolaj da aktaracağım. Şimdi bu görüntülere geçmeden önce sizlerden ricam. Lütfen kanalımızın güçlenmesi için destek olun. Aşağıdan abone olup bildirim zilini açın. Bakın bildirim zili çok önemli. Daha önce çok kez videolarımız engellendi. Sizler de görürsünüz. O yüzden bildirim ziline basın. Oradan da tümünü işaretleyin. Zile basınca tümü çıkıyor, onu işaretleyin lütfen. Anında videolarımız bildirim olarak gelsin. Her gün gündemi yorumlamaya çalışıyoruz sizlerle. Lütfen destek olunuz. Videoyu da beğenin ki videomuz ön plana çıksın. O önerilenler videosunda gençler de o şeylerde yani safı safı inananlar da görsünler. Bu noktada emek veriyoruz. Sizler de bu noktada destek olun lütfen. Efendim Facebook, Twitter, Instagram vesaire nerede olursa paylaşın. Paylaşın ki daha çok kişiye inşallah erişmiş olsun. Evet. Süleyman Soylu Bey'in şimdi dört duvar meşhur konuşmasını aktaracağım. Ardından Canan Kaftancıoğlu ile ilgili şöyle bir kısa bir kolaj. Kimmiş tekrar bir hatırlayalım. Diri tutalım kendimizi. Buyurun. Bu millet feraset sahibi bir millettir. Esasını koymamışsınız. Sırtımızı PYD'ye, YPG'ye dayadık diyen bir
Onlar da var. Daha vardı. Onlar bakın, da var. Onlar bir şey da var. Söyleyeyim. Şimdi biz ona 4 tane duvar verdik. Hı hı. İstediği duvara dayasın sırtını. İstediğine dayayabilir yani. O duvara, o duvara, o duvara, o duvara dayayabilir. Tamamı budur. Hiç bu konuda Türkiye ne yaparlarsa yapsınlar, ne ortaya koyarlarsa koysunlar, bir tek çakıl taşı verebilecek hali yoktur. Tam tersi. Kendi bulundukları yerleri muhafaza edemeyecekler ve gidecekler. Neresi olursa olsun. Türkiye Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeni bir konsepte girmiştir. Terör nerede kaynağı neredeyse orada kurutulacaktır. Artık terörist silo çalar, kan asacağını da söyler. Ama CHP'liler yine koruma kalkanı oluşturdu. Onların tweetlerini buraya koymaya kalksam. Oo, saatlerce yayın yapmamız lazım. Hepsi savunuyor. Hala savunuyor. Ya diyoruz ya bunların Mustafa Kemal falan geç. Bunlar için şey hiç alakası yok. Bunların Mustafa Kemal hiç alakaları yok. Baksana. O zaman şunu sormak gerekir. O zaman herhalde Mustafa Kemal de ne yapması gerekiyor? Bunlar gibi herhalde Ermeni soykırımı vardır diyecekler. Çünkü baksana bunların görüşleri bu. Veya teröristleri savunacak mıydı? Soruyorum. Hayır, soru soruyorum. Yani buna bile mesela hop oturup hop kalkarlar ya. Soruyorum. İl başkanınız bu. Partinizin yöneticileri onları savunuyor. Gerçi YPG terör örgütü değil diyen bir genel başkan var orada. Neyse girmiyorum. Oraya girersek o bin tane dosya. Şimdi biliyorsunuz artık 4 duvarın yolu gözüktü ama ben yine uyarım yapayım. Daha kaçmadan önlem alalım. Şimdi zaten tweetlerden görürsünüz. Yol arkadaşları kimlenmiş. Çok kısa yine bir kolaj halinde bir programdan ki CHP'nin de bu benim yazdıklarım çizgilerim CHP'nin parti politikası dedi. Açıklamasına bir bakalım. Buyurun. Da karşısına çıktı, soruldu. CHP il başkanının verdiği cevap dikkat çekiyordu. Mesela bugün Sakine Cansız kimdir diye sorsak, bilmiyorum acaba hani ne der Canan Hanım, kimi görür, nasıl bu şansı bugün tanımlar? Hemen cevap verin, şunu söyleyeyim, ben Canan Kaftancıoğlu olarak hiç değişmedim. Altını çizerek söylüyorum, sanıyorum bundan sonra da değişmeyeceğim. Çünkü Canan Kaftancıoğlu'nun terör kavramı, terörist kavramı, kimin terörist olduğu ya da olmadığı konjonktüre göre değil, geçmişten bugüne okuduğuyla, bildiğiyle, yaşadığıyla ve bilimle görülen, tarif edilene göre değişir. O yüzden bu konuda hiçbir değişiklik olmamıştır. Milletin darbeye, darbecilere, FETÖ'cülere canıyla direndiği gündü 15 Temmuz gecesi. O gece tankların arasından kontrollü şekilde kaçanlar da vardı. Ve bizi otellere almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik. Birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım diyorum. Milletin destanını karalayanlardı. Tepkiler çöl gibiydi. Boğaziçi Köprüsü'nde darbe gecesi yaşanan olayları nasıl anlatıyor biliyor musun? Tekbir getirerek, boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir? Bakın şu cümle çok enteresan. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin. Ey Kılıçdaroğlu, ey Kemal Efendi, söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Kimle yoldasın ortada işte. 15 Temmuz hain darbe gecesi attığınız tweetler. Mesela alın size nur topu gibi bir mağduriyet daha. 23.12'de attığınız tweet. Evet, siz mi attınız? Ben attım ve doğrudur. Tamam. Arkasından, bugün de ne kadar haklı arkasından olduğumu iki görüyorum. Tweet daha atıyorsunuz. Tekbir getirerek, boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir? İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin. Sizin mi? Benimdir. Doğru. Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek, ne yapacağız şimdi? Bu da sizin mi? Bu da benimdir. Doğru. Şimdi bunlardan hareketle ben şunu sormak isterim. Bunların şimdi, ayrıca parti politikalarıyla ayrıca. Tweetler üzerine konuşmayacağım. Bu tweetleri, bunları yazan, Mehmetçi bize laf eden, PKK destekleyen birisi çürümüştür, pisliktir. Kalbi pislik tutmuş, lağım çukurudur. Üzerine ne şey yapabilirim? Ancak buradan bunları şey yapayım. O yüzden onu geçiyorum ama önemli bir şeye değineceğim. Bakın ne diyor? Partimin politikalarıdır diyor. Partiden bir tane itiraz var mı? Yok. Şimdi bu 9 yıl, 8 ay, 20 gün ceza aldı. Ki çok daha fazla alması gerekir de işte. Anlatabiliyor muyum? Hatta şimdi bile şey diyorlar. Parti TBMM'de Özgür Özel diyor ki bu işte İstanbul'u kazandığımız yıl dönümünde olması münasebetiyle işte bu olamaz lan. Ne alakası var? Bunları yazmış çizmiş. Oradan şey yapmaya çalışıyor. Bunların üzerine konuşamıyorlar. Başka şeyler işte bizim partimizde yapılan bir operasyon falan. Lan yazmış çizmiş. Söylemiş. PKK'yı desteklemiş. Alenen ortada.
Ama bakın dikkat çekeceğim kısım, bak altını çiziyorum. Partinin politikası. O zaman partinin de ceza alması gerekiyor. O zaman bu partinin kapanması gerekmiyor mu? Çünkü aynı diyor. Yani PKK efendim Ermeni soykırımı sözlerimiz bu kadar ileri gidebiliyor. Yani buradan özellikle sesleniyorum. Hala safı safına bunlara inanan, aman işte kurucu parti bilmem ne böyle kendilerince şeyler bulup kılıflar bulup inananlar varsa artık görsünler gerçeği, rica ediyorum. Açsınlar baksınlar, geçtiğimiz videolarda ben bunları detaylı işledim. Çok detaylı bir sürü dosyamız var burada. Açın bakın, adeta bir şey gibi. Bir arşiv gibi. Elhamdülillah bayağı bir videomuz da birikti. Bir arşiv niteliğinde adeta. Çevrelerinde de bunlara safı safına inananlar varsa lütfen gönderin. Ya bir şey atın WhatsApp'tan, açın paylaş, o linki alın, gönderin. Görsünler bu gerçekleri, rica ediyorum. Yani üzerine de dediğim gibi konuşacak çok şey var ama şu dili yormaya var ya bunlara. Zaten her şey açık alenin ortada. Ne dedik başta? Devlet, polis, asker, Mehmetçik, şehit düşmanı. Yol gözüktü, hadi bakalım. Bak burası Müslüman bir ülke. Hapishanede domuz eti falan bulamazsın. Hani domuz eti biliyorsunuz paylaşımları vardı ya, domuz eti yedik falan diye paylaşıyordu böyle. Onu bulamazsın. Ama saz arkadaşlarını bulabilirsin. İçeride terörist kaynıyor. Elhamdülillah devletimiz böyle bir gece ansızın çak diye çöküyor böyle sizlerin. Aa, böyle ensenizden yakalayıp hadi kış kış nanay. Evet, izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Allah razı olsun. Umarım bir an önce artık girdiği günleri de görürüz. O dört duvar arasında Süleyman Soylu Bey'in dediği gibi. Kaçmadan buradan tekrar uyarım yapayım. Sonunda da gidebilir daha. Uyarmış olayım. Evet. Aşağıdan kanala abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Zil ikonundan tüm işaret linki videolarımıza anında bildirim olarak gelsin. İkinci kanalımızın linki de aşağıda. İkinci kanalımızı orada da ciddi bir ekip inşallah kuruyoruz. Bazılarınız soruyor videolar niye işte sık sık gelmiyor etmiyor diye. Ekibi iyice oturtalım, o şekilde inşallah başlayalım dedik. Yavaş yavaş yine videolar geliyor. İlk videomuzu attık, onu da söyleyeyim. Hemen aşağıda ona da destek olmak için açıklama kısmında linki var. Ona da lütfen abone olunuz. Videoyu da beğenin ki videomuz ön plana çıksın. O önerilenler videosuna çıkıyor YouTube algoritmalarına göre. İnşallah bu videomuz engellenmez. Çünkü bazen aramalarda dahi çıkmıyor. O yüzden o bildirim zili tekrar önemli. Tekrar atmış olayım. Efendim Instagram'dan @melihesatacil olarak lütfen takip edin. Oradan canlı yayınlar yapıyoruz. Hemen interaktif şekilde orada iletişim kurabiliyoruz. Hızlı şekilde DM kutusundan mesaj kutusu var biliyorsunuz. Daha hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. O yüzden oradan da takip edin. @melihesatacil olarak orada da güçlü olalım efendim. melihesatacil@gmail.com'dan iletişim, reklam, sponsorluk veya video fikri her konuda bana yazabilirsiniz. Katıl butonundan da kanalımıza destek olursanız, hiçbir kuruma bağlı olmadan bu yayınları yapıyoruz. Yayınlarımızın devamı için destekleriniz önemli. Daha güzel ekipmanlarla, daha profesyonel şekilde yayınlar yapabilmemiz için bu önemli. İkinci kanalımızı açtık. Genç gazeteci arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi istihdam etmek istiyorum. O yüzden destekleriniz gerçekten önemli. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet, Allah ömür verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Allah'a emanet olunuz.